Evet, sevgili gençler 3. fasiküle başlıyoruz. Polinom kavramı ve polinomda işlemler şeklinde. Önce polinomun ne olduğunu anlatacağız. Ondan sonra e, özelliklerini vereceğiz, polinom çeşitlerini vereceğiz. E, ondan sonra konuyu bitirdikten sonra da bununla ilgili soruları çözmeye başlayacağız. Parça parça anlatacağım tabii ki. Şimdi polinom kavramı, polinom ne demek? Burada önce bir matematiksel tanım verilmiş. Onu bir vereyim. Ondan sonra ifadeyi Türkçe'ye çevireceğim diyeyim. N eleman ne? Yani N bir doğal sayı. N bir doğal sayı. Ve buradaki A n, A n eksi 1, A 2, A 1, A 0. Yani buradaki kat sayılar gerçek sayılar olmak üzere. Kat sayıları gerçek sayı olacak. N bir doğal sayı. A n x üzeri n. A n eksi 1, x üzeri n eksi 1. A2x kare, A1x üzeri 1, -1 A0 şeklinde ifade en eninci dereceden polinom veya çok terimli denir. Yani polinom şu demek. Kat sayıları, kat sayıları gerçek sayı, reel sayı ya da diyoruz biz buna. Kat sayıları gerçek sayı, x'in kuvvetleri ise, x'in kuvvetleri ise ne olacak? Doğal sayı olacak. X'in kuvvetleri doğal sayı. Burası önemli, en önemli şey burası. X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması. Yani x'in kuvvetleri negatif olamaz, x'in kuvvetleri kesirli olamaz köklü olamaz. x'in kuvvetleri doğal sayı olacak ve katsayıları reel sayı olacak. Bu tür ifadelere polinom diyoruz. Buradaki n en büyük n sayısına de, polinomun derecesi diyeceğiz. n dereceden polinom. Şimdi burada polinomlar p(x), q(x), r(x), işte m(x), n(x) her türlü gösterebilirim bunu. E, t(x) x'e bağlı t polinomu diye söyleyebilirim. İlk harfler genelde büyük oluyor. Şimdi p(x) polinomu için ne diyebiliyoruz burada? Px polinomu için an, an-1, a2, a1, a0. Yani x teriminin öndekiler benim katsayım bu a0'da hatta sabit terim olacak. Bundan bahsetmiş burada zaten. Burada an x üzeri n olduğu gibi böyle an 1 x üzeri n 1 her biri arada artı ya da eksi de olabilir fark etmez. Her birine polinomun terimleri diyeceğiz. a0 sayısı ise polinomun sabit terimi. x'li olmayan terim sabit terim oluyor. Bu polinomun terimlerinde x'in üstlerinden en büyüğüne yani buradaki n'ye x'in üstlerinden en büyüğüne polinomun derecesi denir. Yani sallıyorum. Px eşittir 5x küp artı 2x kare artı 1. Peki polinomun derecesi 3 olduğu x'in en büyük boyutu 3 olduğu polinomun derecesi 3. En büyük dereceli x'in kat ise baş katsayı bu önemli. En büyük dereceli terimin katsayısı yani buradaki an, buradaki an benim baş kat sayım burada ise mesela baş katsayı x kat katsayısı 5 olduğu için 5 oluyor. Bu şekilde örnek verebilirim. Şimdi burada bir notum var. Az önce söylediğim şeyi not olarak düşmüşüz bu. Şimdi polinomun bir polinomu kontrol ederken x'in kuvvetine bakacağız. Ve katsayısı bir kere kat sayısı ne olacak? Kat sayısı gerçek sayı olacak. Onda da sıkıntım yok. Kuvveti doğal sayı olacak. Yani negatif olamaz. Kuvveti doğal sayı olmalı. Kesirli olamaz, köklü olamaz. Az önce söylediğim şeyi not olarak düşmüşüz buraya. Şimdi iki tane polinom çeşidim var. Bunları da vereyim hemen. Ondan sonra sorulara geçeceğiz. Birincisi sabit polinom. Sabit polinom demek şu. Fonksiyon gibi düşünelim. Sabit fonksiyon neydi? Tüm değerler aynıydı. Doğru mu? Sabit polinomda ise an, an-1, an-2, a2, a1, sıfır. Yani burada hiç x terim olmayacak. Bx seçtir a0. Yani sonuçta yine bu bir sabit sayı eşit olunca bu polinoma sabit polinom. Bu arada polinomlar fonksiyonların özel halidir. Her polinom bunu buraya not düşeyim. ikimize yarar. Her polinom her polinom bir fonksiyondur. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çünkü polinom fonksiyon özel hali. Ama her fonksiyon bir polinom değildir. Her fonksiyon bir polinom değildir polinom fonksiyon alt kümesi diye düşünelim. Ama buraya yazayım onu ama her fonksiyon her fonksiyon bir polinom değildir. E, fonksiyonu işlediğim için polinomdaki özelliklerde çok zorlanmam aslında. Çünkü burada polinomun tüm özellikleri fonksiyonun özellikleriyle uyuşuyor. Ama fonksiyon tüm özellikleri polinom için geçerli olmuyor işte. En basitinden derecesi doğal sayı olması. Yani polinom fonksiyonun özel hali bir sabit sayı eşit olduğu zaman biz buna sabit polinom diyeceğiz. Sıfır polinomu sıfır fonksiyonu gibi düşünelim. Sıfır polinomu neydi? Sıfır fonksiyonu fx eşittir sıfır. Yani burada px eşittir sıfır olması lazım. Sıfır polinomu da px eşittir sıfır. Fonksiyondan bir farkı yok bunun. Üzerinde çok durmayacağım o yüzden. Şimdi bak. Buradaki şeyi yine aklımda olsun olarak düşmüşüz. Bir ifadenin polinom olup olmadığını belirlemek için x'in kuvvetine bakacağız. X'in kuvveti mutlaka doğal sayı olmalı. Bak bunu yine nokta olarak düşmüşüz. Demek ki önemli bir şey bu. Bunu sürekli vurguladığımıza göre önemli bir şey bu. Bir polinomun derecesi, polinomun Px polinomun derecesini genelde derece Px şeklinde göstereceğiz. Bunu kullanacağız. Yani her seferinde uzun uzun Px'in derecesi değil, der Px diye yazacağız. Bu şekilde. Bu bana dereceyi temsil edecek. Burada önemli şey şu. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Çünkü neden? Px eşittir işte a 0 çarpı x üzeri sıfır gibi de bunun derecesi derece Px sıfırdır. Yani sabit polinomun derecesi sıfırdır. Ama sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Bu önemli. Px eşittir sıfır olduğu zaman Px eşittir sıfır olduğu zaman ben bunu sıfır çarpı x üzeri n diye yazabilirim. E Buradaki n bir olabilir. Sıfır çarpı x olabilir. Sıfır çarpı x kare olabilir. Yani polinomun derecesini bilemem. O yüzden sıfır polinomun derecesi Belirsizdir diyeceğim. Ve tabi ki bu konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi kazanımlara geçebiliriz. <laughs>